Bugün 26 Mart günlerden Salı, Saran Haber'le karşınızdayız. Seçime kalan son 5 günde gündemin manşetini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yaptığı açıklama oluşturuyor. Emekli maaşlarına zam beklentisini değerlendirirken dipsiz kuyu benzetmesi yaptı. Yüksek seyreden enflasyonu kontrol altına almadan ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor ifadesini kullandı. Aksaray ve Yozgat'tan seçmesine seslenen Erdoğan, hedefine çırak genel başkan dediği Özgür Özel'i koydu. Selifinden bile fason çıktı, dingil kırıldı, motor su kaynattı şeklinde eleştiriler yaptı. Burası güller diyarı, yüce gönüller toprağı. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başlamasıyla elimiz biraz daha rahatlayacak. Çünkü yüksek enflasyon ortamında ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor. Önce enflasyonu kontrol altına almamız gerekiyor. Emekli maaşları ile ilgili beklentiler için yüksek enflasyona dikkat çekti, dipsiz kuyu benzetmesiyle emeklilere seslendi. Can yakan enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığıyla boğuşuyoruz. Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin alım güçlerindeki düşüşü telafi etmek için sürekli yeni adımlar atıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan miting maratonuna Aksaray ve Yozgat'ta devam etti bugün. Aksaray'dan emekli maaşlarıyla ilgili polemik üzerinden muhalefete yüklendi. Hep birlikte biraz daha sabredeceğiz. Ülkemizin gücünden ve potansiyelinden rahatsız olan çevreler muhalefeti de kullanarak milletimizi karamsarlık bataklığına sürüklemek istiyor. Gelip geçici sıkıntıları asırlık hedeflerin önüne koyarak milletimizle aramızı açabileceklerini sanıyorlar. Muhalefete eleştirilerini Yozgat'ta da devam ettirdi. CHP lideri Özgür Özel için çırak genel başkan dedi. Bay Kemal'in yerine bin bir umutla getirdikleri çırak genel başkan selefinden bile fason çıktı. Daha 5 ay bile demeden muvazene kayboldu. Şaft kaydı. Dingil kırıldı. Motor su kaynattı. Özgür Efendi bu eziyet bir an önce bitse de kurtulsak havasında. 31 Mart'ı adeta iple çekiyor. Erdoğan soruşturma konusu olan para sayma görüntülerini bir kez daha hatırlattı. Bavullarla, çantalarla taşınan deste deste dolarlar, avrolar hakkında ağzını bıçak bile açmıyor. Daha kapalı kapılar ardında demle kurdukları ve içini deştikçe sürekli farklı şeyler çıkan matruşka ittifakını saymıyorum. Sorsan ittifak mittifak yok diyorlar. Yani ortada tam anlamıyla bir siyasi dalavere, ancak bundan her iki partinin seçmeninin de haberi yok. CHP lideri Özgür Özel ise kalan son 5 günde seçim stratejisini tamamen emekliler üzerine kurdu. Emeklinin ne zam ne de seyyanen ödeme beklentisinin karşılandığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da dipsiz kuyu açıklaması üzerinden sert tepki gösterdi. Balıkesir'de açıklamalar yapan Özgür Özel, geçen seçimde CHP adayının İYİ Parti lehine çekildiğini hatırlattı. Bu seçimde ise Balıkesirli İYİ Partililerin oyunu istedi. Cumartesi'yi bekleyin dediler, fos çıktı. Pazar İstanbul'da söyleyecek dediler, fos çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüksek enflasyon ortamında emekliye ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor sözlerini hatırlattı. Sert sözlerle Erdoğan'a yüklendi. Dipsiz kuyuya gidiyor diye emekliye para vermiyormuş. Milletvekiline veriyorsun, dipsiz kuyuya gitmiyor. Cumhurbaşkanı, maaşına kendi kendine zam yapıyorsun, dipsiz kuyuya gitmiyor. Emekliye verince dipsiz kuyuya gidiyor. Yazıklar olsun. Emekliyi dipsiz kör kuyulara atıp orada unutan da sizsiniz. CHP lideri Özgür Özel Balıkesir'deydi bugün. İlçe ilçe dolaştı, seçmene seslendi. Aksaray MHP milletvekili, Cumhur İttifakı'nın milletvekili demiş ki, eskiden emekliler ek iş yapardı, simit satardı, her şeyi devletten beklemesinler, simit satsınlar demiş. Emekliye ek iş yapmaları tavsiyesinde bulunan MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı'yı hedef aldı. Almanya emeklisi Hans'ı yolluyor Edremit'e,
en güzel tatili yapıyor. Hasan amcaya MHP'liler simit satsın diyor. O MHP'li milletvekiline de size hakkınızı vermeyen AK Parti'ye de 31 Mart'ta 16 milyon emekli Hanya'yı da gösterecek Konya'yı da. Sözü ittifaklara getirdi. 2019 yılında Balıkesir'de CHP'nin adayı Ahmet Akın'ın İYİ Parti lehine çekildiğini hatırlattı. İYİ Parti seçmeninden destek istedi. Geçmişte birlikte olduğumuz güneş gözlü, gönlünde güreş olan iyi insanlar, geçmiş ittifak ortaklarımız ve Balıkesir'i AK Parti yönetmesin diyen herkes, eğer başka bir partiye oy verirseniz Balıkesir AK Parti kazanır. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verirseniz Balıkesir'i hep birlikte kazanırız, siz de kazanırsınız. Özgür Özel'in Balıkesir'de İYİ Partili seçmenden CHP'ye oy istemesine İYİ Parti lideri Akşener'den yanıt gecikmedi. Oylar bölünüyor, AK Parti kazanmasın tarzı yapılan siyaset için Yengel Osman yorumu getirdi. Edirne'de seçmene seslenirken CHP liderinin yaptığı bu çağrının ayıp olduğunu sözlerine ekledi. Bugüne kadar hep başkalarına seçim kazandırdığını anlatan Akşener bu kez kendisi için oy istediğini belirtti. Edirne kararını vermiş. Sizlerin oyuna talip olmak başka bir şeydir. Ama bedavadan AK Parti kazanmasın. Vay efendim, Hamdi Başkan oy veriyor. Kendisi çekilsin, biz kazanalım. Bunun adına bizim Rumeli köylerinde Yengel Osman denir. Çalışın kardeşim. Eski ittifak ortağına aydı tepkisi CHP lideri Özgür Özel'in oyları bölmeyin sözlerine sert çıktı. Hamdi Başkan çekilsin, aksi takdirde AK Parti kazanıyor denmesi en basit haliyle ayıptır. 31 Mart için son viraja girilmişken İYİ Parti lideri Meral Akşener Edirne'de devam etti seçim turuna. İlk defa sizlerden şahsen oy istiyorum. Ben bugüne kadar hep birilerine kazandırdım. Bu defa bu kardeşinize oy verin, güçlendirin. Dün akşam da Muğla Marmaris'te iftar programında konuştu Akşener. Seçim gezilerinde gördüğü manzarayı anlatırken çok dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Bir ilçe belediye başkanının 150 milyon, 200 milyon, 250 milyon para harcaması ne demek biliyor musunuz? Sizin cebinizden çıkan, birilerine peşkeş çekilen rüşvet demek. Şimdi bunların her birine o kadar enteresan bir anlaşma var ki kim neyi söylerse söylesin Türkiye'de savcılar kulağının üstüne yatıyor. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum bugün Sultan Gazi'de vatandaşlarla buluştu. Rakibi Ekrem İmamoğlu'nu eleştirirken İstanbul'un sorunlarını çözmek yerine CHP'yi dizayn için 80 ilde miting yaptığını iddia etti. Onlara sandıkta yüksek bir oyla destek vermeyip burada onları süresiz tatile gönderecek miyiz? Mevcut başkan İmamoğlu'nu tatile göndereceğini söyledi, seçim vaatlerini sıraladı. Bunlar hiç bilmez, bunlar beceriksiz, bunlar liyakatsiz. 31 Mart'ta onlara sandıkta öyle bir cevap vereceğiz ki ne olduklarını şaşıracaklar. Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum seçim çalışmalarına Sultan Gazi'de devam etti. Koca 5 yıldır Sultan Gazi'ye çakılan çivi yok. Sultan Gazi'ye hiçbir iş yapmadılar. Hiçbir hizmet yapmadılar. Seçim otobüsünün kapısında halka seslenen kurumun hedefinde rakibi Ekrem İmamoğlu vardı. İstanbulluların sorunlarını çözmek bir yana, kendi partisini dizayn etmek için 80 ilde orada miting geziyor. Balya balya paralarla fotoğraf veriyorlar. Kurum kentsel dönüşüm vurgusu da yaptı. 650 bin konut dönüştüreceğiz dediğimizde bu konutların yapılmaması gerekir diyor. Ulaşımla ilgili o metroların yapılmaması gerektiğini söylüyorlar.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise rakibi Murat Kurum'a yanıtlarını Üsküdar'dan verdi. Hem Büyükşehir'de hem de Üsküdar Belediyesi'nde seçimi kazanacaklarından son derece emin konuştu. Herkese rağmen her şey çok güzel olacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Üsküdar'da seçmenle buluştu. İstanbul'da yeni dönemde bambaşka bir şeffaflığın, çok üstün bir belediyeciliğin, çok değerli bir halkçı belediyeciliğin, dayanışmacı belediyeciliğin varlığını göreceksiniz. Birçok ilçede iddialıyız ama özellikle Üsküdar en iddialı olduğumuz ilçelerden birisi olacak. İmamoğlu konuşmasında vatandaştan oy isterken rakibi Murat Kurum'a da gönderme yaptı. Bu kullanacağınız mühür sizlerin geleceği adına en önemli kararın o onayı olacak. O zaten 31 Mart'a kadar çalışsın, biraz hayat dersi alsın, sonra Ankara'ya yollayacağız onu, öyle değil mi? Başkan İmamoğlu eleştirilerini sürdürdü. Anlıyorum ki dinlemeyi de sevmiyor. Halbuki iyi bir belediye başkanı bir iyi öğrenci olacak. Ben iyi bir öğrenciyim. Ben kendisine böyle takılıyorum zannetmeyin. Ben öyle düşünmüyorum sadece. İstanbul'da dersine çalışmadığını başka kim düşünüyor? 17 tane bakan arkadaşı. Öyle düşünmeseler Ankara'dan buraya niye gelsinler? Öyle değil mi? Emri kimin verdiğini bilmek istiyoruz. Rusya Devlet Başkanı Putin'in sözleri efendim bunlar. Hafta sonu düzenlenen katliamı terör örgütü DAEŞ'in yaptığına ikna oldu Putin ama DAEŞ'i kimin yönlendirdiği, bu saldırıyı onlara kimin yaptırdığı konusunda hala ikna olmuş değil. Eski bir istihbaratçı olduğunu hatırlatalım Putin'in. İstihbarat örgütlerini işaret etti. Putin'e göre Ukrayna saldırıda baş şüpheli. Diğer bazı Rus yetkililere göre Amerika ve İngiltere de yine bu saldırının arkasında olabilir. Birçok uluslararası gözlemciye göre ise 139 kişinin katledildiği saldırı aslen Rusya'yı Ukrayna ile savaşını genişletmek, yaymak için tahrik ve taciz amacı güdüyor. Aynı yorumculara göre belki de 3. Dünya Savaşı'na giden yolun taşları döşeniyor. Saldırıyı üstlenen terör örgütü DAEŞ ise yeni bir açıklamayla Rusya'yı bir kez daha tehdit etti. Dünkü haberimizde bahsetmiştik, kanlı eylemi yapan 4 teröristin mahkeme görüntüleri göz altında işkence gördüklerini açıkça anlatıyordu. İşte DAEŞ militanlarına işkencenin sürmesi halinde Rusya'da yeni saldırılar yapacaklarını duyurdu. Rusya'ya karşı yapılan bu terör saldırısını kimlerin gerçekleştirdiğini biliyoruz. Şimdi emri kimin verdiğini bilmek istiyoruz. DAEŞ yaptı ama emri kim verdi? Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu soruyu sordu. Bir kez daha Kiev rejimini suçladı, Amerika'yı işaret etti. DAEŞ genellikle Amerika'nın düşmanlarına saldırıyor. Bu garip bir tesadüf ama biz bu saldırının arkasında gerçekten kimin olduğunu araştırıyoruz, piyonlarını değil. Ancak Amerika, Moskova terör saldırısında Kiev'den herhangi bir iz bulunmadığına ikna etmeye çalışıyor. Putin açıklamayı hükümet ve güvenlik yetkilileriyle toplantısından sonra yaptı. Rus lider, bizim ilgilendiğimiz saldırının kimin işine yaradığı dedi. Putin, DAEŞ'li teröristlerin Ukrayna'ya kaçmaya çalıştığını hatırlattı. Onları orada kim bekliyordu ifadelerini kullandı. Kanlı konser salonu baskınıyla ilgili suç ortaklığı suçlamasıyla bir baba ve iki oğlu da mahkemeye çıkarıldı. Üç kişi de tıpkı silahlı saldırganlar gibi camekanlı bölmeye koyuldu. Üç kişinin de Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'den geldiği öğrenildi. Şüphelilerin babasının silahlı dört saldırganın olaydan sonra kaçtığı aracın son sahibi olduğu düşünülüyor. Mahkeme sürerken sosyal medya platformlarında Putin'i tehdit eden DAEŞ yayınladığı afişlerle işkenceye maruz kalan Moskova saldırganlarının intikamının alınacağını iddia etti. DAEŞ'in Rusya'da yeni ve kanlı bir terör saldırısına hazırlandığı iddia edildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi acil ateşkes istedi. İsrail bu çağrıya da kulaklarını tıkayıp bombalamaya devam etti.
Gazze'de çocuk katliamının durması için 6,5 aydır beklenen ateşkes çağrısı nihayet dün geldi ama Amerika'nın çekimser kalmasıyla kabul edilen kararda İsrail'i durdurmaya yetmedi. Karardan sonra düzenlenen hava akınlarında tam 130 kişi daha can verdi. 7 Ekim'den bu yana süren saldırılarda ölü sayısı 32.300'ü aştı. Bugün 12 Gazze'li ise havadan denize atılan yardım malzemelerini toplamaya çalışırken boğularak hayatlarını kaybetti. 14 üyenin tamamı ateşkes dedi. Amerika çekimser kaldı. 6 aydır süren savaşta Birleşmiş Milletler Konseyi'nden ilk kez ateşkes kararı çıktı çıkmasına ama İsrail durmuyor. Ramazan sonuna kadar acil ateşkes çağrısı yapılan karara göre Hamas'ın rehinelerin tamamını serbest bırakması talep ediliyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri'ne tepkili. Çekimseri geri adım olarak değerlendiren Netanyahu, İsrail heyetinin Washington ziyaretini iptal etti. Bu gelişmelerin olduğu saatlerde Washington'da bulunan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Amerika'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la görüştü. Blinken görüşmede hem İsrail'in güvenliği hem de sivillerin korunması için kara operasyonla alternatif yolların olduğunu iletti. Hamas'a Mart ortasında sunduğu ateşkes teklifindeki duruşunu sürdürdüğünü duyurdu. Kapsamlı ateşkes için İsrail ordusunun Gazze şeridinden çekilmesi, yerinden edilenlerin bölgelerine geri dönmesi ve gerçek bir esir takası talebini yineledi. Ateşkesin konuşulduğu son 24 saat içinde İsrail'in saldırıları durmadı. Gazze'de dün geceden bu yana 130 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan Gazze'ye havadan yapılan insani yardımlar da can kaybına neden oluyor. Dün Gazze'de denize bırakılan yardımları almak isteyen 18 kişi boğularak hayatını kaybetti. Kan donduran aile katliamının adresi İstanbul Bahçeli Evler. 59 yaşındaki annesiyle 22 yaşındaki kız kardeşini öldüren zanlı son kurşunu da kendi kafasına sıktı. 10 gün önce cezaevinden izinli çıkan, katliamı da izninin son gününde yapan katil evlat 35 yaşındaydı. Hırsızlıktan yaralamaya, uyuşturucudan yan kesiciliğe kadar 10 suçtan sabıkalıydı. Onun katlettiği anneyle kız kardeşi ise komşuları iki melek gitti diye uğurladı. Cezaevinden izinli çıktı. Önce annesini ve kız kardeşini katletti. Çok hanımefendi bir bayandı o kendisi. Kızı da aynı şekildeydi. Ardından gittiği camide namluyu bu kez kendisine doğrulttu ve tetiğe bastı. Yani bunun gibi binlerce insan var. Yani bunlar dışarıya çıkarmasınlar yani. Kan donduran aile katliamı dün öğle saatlerinde İstanbul Bahçeli Evler'de yaşandı. Uğurfalay 35 yaşındaydı. 20 suçtan kaydı vardı ve cezaevinde tutukluydu. Geçtiğimiz hafta ise 10 gün süreyle izinli olarak dışarı çıktı. Annesinin ve kız kardeşinin yaşadığı işte bu binaya geldi. Onun gelmesiyle birlikte de dairelerinden tartışma sesleri yükseldi. İddiaya göre Uğurfalay'ın izninin bittiği gün evdeki tartışma bir kez daha alevlendi. Öfkelenen adam silahını çıkardı ve gözünü bile kırpmadan annesiyle kız kardeşine kurşun yağdırdı. Annesini ve kardeşini öldüren adam evden ayrıldı. Beyoğlu'nda bulunan Nusretiye Camii'ne geldi. Falay bu kez silahı caminin içinde kendi başına dayadı, tetiğe basarak intihar etti. Dede valla Uğur intihar etmiş. Ben geldim buraya. Dede manası nerede? Dede valla arıyoruz, ulaşamıyoruz. Haberi alıp eve gelen yakınları kapıyı çilingir yardımıyla açtı. Gördükleri manzaraysa korkunçtu. 59 yaşındaki anne Hüsna Falay ve 22 yaşındaki kızı İrem kanlar içinde yerde yatıyordu. Hemen polis çağrıldı. Olay yeri incelemesinin ardından iki kadının cansız bedeni adli tıp kurumuna gönderildi. Bugün de Falay ailesinin cenaze töreni vardı. Üniversite son sınıf öğrencisi olan, aynı zamanda basketbol antrenörlüğü yapan İrem Falay'ın arkadaşları ve öğrencileri gözyaşlarına boğuldu. Bir orman yanıyor, bıraktın.
Annesini ve kardeşini katleden Uğur Falay'ın cenaze namazı kılındığı sıradaysa bir grup genç tabuta sırtını döndü. Kılınan namazın ardından 3 cenazede toprağa verilmek üzere memleketleri Batman'a gönderildi. Görüntüye dikkatinizi çekelim. Ankara'da bir devlet hastanesi burası. Sedye'deki hastanın çevresinde iki hasta bakıcı bir de hemşire var. İddiaya göre sedyenin ayarıyla oynarken üzerindeki hastayı düşürüyorlar. Kafasını yere çarpan hasta da beyin kanaması sonrası 5 gün sonra hayatını kaybediyor. 91 yaşındaki hastanın ölümü mercek altına alındı. 3 sağlıkçı hakkında da ölüme neden olma iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Hastanın kesin ölüm nedenini otopsi raporu ortaya koyacak. Sedye aşağı indirecek. Orada ile düşünce orada kaldı. Düşünce zaten kötüledi. Yoksa bize doktor taburcu edecekti. 60 yıllık hayat arkadaşını akıl almaz bir ihmal sonucunda kaybetti. Muayeneye götürülen yaşlı adam sedyeden düştü, hayatını kaybetti. Beyninden hasar. Bir tarafı kapkara oldu bu tarafı zaten. Gözü, bu suratının bu tarafı simsiyah oldu. O olay 15 Mart günü Ankara Yeni Mahalle'deki onkoloji hastanesinde yaşandı. 91 yaşındaki Muharrem Demir bir süredir hastanede tedavi görüyordu ve o gün göz muayenesine gelmişti. Sedyedeyken sedyenin ayarlarıyla oynayan hasta bakıcılar ve hemşire yaşlı adamı sedyeden düşürdü. O yanı bu yanı uğraşınca sedyeyle sedyeden aşağı, sedye onun üstüne geldi, aşağı düştü. Hemen diğer görevliler ve başka hastalar koştu yaşlı adamın yanına. O ihmalin yaşandığı anları güvenlik kameraları da kaydetti. Orada biraz şeyle soluksuz gibi yattı. Ağzından mı geldi, burnundan mı geldi, kan geldi. Başını toplandılar da orada doktor dedik. Boynu boynu kırılmıştır, ellemeyin dedi. Amca amca dediler. Etti. Tekrar göğsün geri kaldırdılar. Film çektirmeye götürdüler. Orada da dediler ki beynine kan geçmiş. Yaşlı adam 5 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Ancak o mücadeleyi kaybetti. Düştükten sonra beyin kanaması geçirdiği iddia edildi. Yaşlı adamın kesin ölüm sebebi otopsi raporuyla belli olacak. Ne değişik yaşıyorum, ne diyeyim ki? Adamdan şikayetçi olsam neydi? Adamın canını mı alacaklar, neyini alacaklar? Ona da yazın. Melia teyze 60 yıllık hayat arkadaşını kaybetmenin hala acısını, şokunu yaşıyor. Koca evde, koca dünyada tek başına kaldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iki hasta bakıcı ve bir hemşire hakkında taksirli ölüme sebebiyet verme suçundan soruşturma başlattı. İki hasta bakıcı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken hemşireye de yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Bir kadının eski eşiyle yeni eşi sokak ortasında karşılaştı. Sonrasında kameralara meydan savaşını andıran görüntüler yansıdı. Birbirlerine bıçak çeken iki adamın kavgası eski eşin iki kardeşinin de katılmasıyla linç girişimine dönüştü. Tüm bunlar yaşanırken paylaşılamayan kadın da kavganın tam ortasındaydı. Eski eşini ve onun kocasını gördü. Bıçakla saldırıya geçti. Kardeşleri de ona katıldı. Adana'da karı koca sokakta yürüdükleri sırada genç kadının eski kocasıyla karşılaştı. Aralarında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Eski eşin iki kardeşi de kavgaya dahil oldu. İddiaya göre 3 kişiyi karşısında gören adam bıçak çekti. Eski eş de aynı şekilde karşılık verdi. 3 saldırgan tarafından darp edilen koca bıçaklandı. Yaralı olduğu halde saldırı devam etti. Birinin elinde sopa, diğerinde sandalye vardı. Kovalamaca da kameraya yansıdı. Yaralı adam yere düşüp kaldı. 3 saldırgansa olay yerinden kaçtı. Polis kısa sürede iki kardeşi yakaladı. Eli bıçaklı eski kocaysa aranıyor. İzmir'de ise evli çiftin arası yasak aşk iddiasıyla açıldı. Adı Tavukçular Kralı olarak bilinen iş insanıyla anılan kadın,
Eşiyle boşanma konusunda anlaştı fakat çok geçmeden aldatıldığı iddia edilen koca ölüm tehditleri aldığı iddiasıyla eşi ve eşinin yasak aşkı hakkında suç duyurusunda bulundu. Ama burada bitmiyor haber, dahası var. İddiaya göre yasak aşkı yaşayan kadın boşanmak için şart öne süren kocasından kurtulabilmek için kiralık katil aradı. Hatta fiyat araştırması yaptı. İddiaya göre tavukçular kralıyla yasak aşkı ortaya çıktı. Boşanma aşamasındaki eşini öldürtmek için tetikçiye fiyat sordu. İzmir'de yaşayan 39 yaşındaki güzellik uzmanı Gamze Canel, market işletmecisi 50 yaşındaki İbrahim Canel'le evliydi. İddiaya göre eşi genç kadının bir başka adamla fotoğraflarına ulaştı. O fotoğraflardaki kişi tavukçular kralı olarak bilinen Nathan Hayim'di. Canel çifti boşanmaya karar verdi. Bir süre sonra koca ölüm tehdidi aldığını öne sürdü. Eşi yasak aşkı olduğu öne sürülen Nathan Hayim, iki üvey kızı genç kızlardan birinin sevgilisi ve o sevgililerinin babaları olmak üzere toplam 7 kişiden şikayetçi oldu. Aralarında tetikçi olduğu öne sürülen Fırat Potan adlı şüpheli ifade verdi. İddiası çarpıcıydı. Gamze Canel'le görüştüklerini anlattı. İddiasına göre genç kadın ona eşinin boşanmayı kabul etmediğini söyledi. Bir an önce kurtulmak istiyorum dedi. Şüpheli güzellik uzmanı kadının İbrahim'i öldürsem ne kadar para gider diye sorduğunu öne sürdü. Fırat Kotan adlı şüpheli bu olayın ardından önemli bir konu var diyerek İbrahim Canel'le görüştüğünü, ben konuyu anladım yanıtı alarak kendisine daha fazla açıklama yapmasına izin verilmediğini söyledi. Şüpheli tavukçular kralı olarak bilinen Nathan Hayim'i ise tanımadığını iddia etti. Hatay'daki korkunç kazada bir aile yok oldu. Kontrolden çıkan tır karşı şeride geçti. Aynı aileden 7 kişinin olduğu aracı biçti. İkisi çocuk, 6 kişi hayatını kaybetti. Ailesinden geriye kalan tek kişi 8 yaşındaki Melek. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Otomobilin hali bu. Parçaları karayoluna savrulmuş durumda ve hurdaya dönen bu araçtan aynı aileden 6 cansız beden çıktı. Ölenlerden ikisi çocuk. Aileden geriye bir tek 8 yaşındaki Melek Su kaldı. Hatay 4 yolda meydana geldi korkunç kaza. Mehmet Sönmez direksiyondaydı. Otomobilde ailesi de vardı. Yağmur nedeniyle bir tır şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç kontrolden çıktı, karşı şeride geçti. Sönmez ailesinin içinde olduğu otomobile çarptı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Urdaya dönen aracın parçaları karayoluna saçılmıştı. Manzara korkunçtu. Sürücü Mehmet Sönmez, eşi, iki çocukları ve eşinin anne babası hayatını kaybetti. Paramparça olan araçtan ailenin 8 yaşındaki çocuğu Melek Su yaralı çıkarıldı. Ağır yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan tır sürücüsü ise sağlık ekibinin müdahalesi sonrası gözaltına alındı. Bugün söz sırası sosyal medya fenomeni Banu Parlak'taydı. Köpeği komşusunun köpeğini parçalayarak öldürmüş, sahibi ise dün gözyaşları içinde dile getirmişti yaşananları. Sosyal medya hesabından videolu bir açıklama yapan Banu Parlak ise köpeğini tasmasız gezdirdiği iddiasını yalanladı. Ölen köpeği kurtarmak için yerde büyük mücadele verdiğini de anlattı. Açıklamasını keşke bana bir şey olsaydı da o köpeğe bir şey olmasaydı sözleriyle tamamladı. Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın köpeğinin parçalayarak öldürdüğü Leo isimli küçük köpek bugün toprağa verildi. Banu Parlak, sen bir katilsin! Bu vicdan azabıyla nasıl yaşayacaksın? Olay İstanbul Beylikdüzü'nde lüks bir sitede yaşandı. Yasemin Kılıç annesiyle birlikte Leo isimli teriyer cinsi köpeğini bahçeye çıkardı. İddiaya göre komşuları Banu Parlak'ın köpeği de o sırada tasmasız olarak dışarı çıktı ve küçük köpeği parçalayarak öldürdü. Hayatını kaybeden o köpek bugün toprağa verildi.
Banu Parlak yaşanan olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama paylaştı. Drogu tasmasız gezmiyor. O an biz de kapıdan çıkıyorduk. Kapıya takıldı Drogo'nun tasması. O da oyun oynamak için yanına giderken birden kaos olunca, birden panikle oldu, hiç olmasını istemediğim şeyler oldu. Zaten yerdeki mücadelemi görüyorsunuz. Lütfen çok rica ediyorum, bilinçli yapılmış gibi bunu yansıtmayın. Parlak olayın ardından tehdit edildiğini ve saldırıya uğradığını iddia etti. Karşı tarafı anlıyorum. Çok sinirli. Haklılar da benim 3 kere evime gelindi. Şu an kendileri hakkında uzaklaştırma çıkarttım. Beyzbol sopalarıyla, odunlarla, saksılarla evime saldırıldı benim. Ama bunun çözümü bu da değil. Keşke bana bir şey olsaydı, o köpeğe olmasaydı. Katil ilan ettiniz ya. Hayatını kaybeden köpek için üzgün olduğunu söyledi. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırım dedi. Bu konuyla ilgili yapabileceğim sosyal sorumlulukla alakalı ne varsa yapmaya hazırım. Asla bunun sebebi ben değilim. Ama hazırım. Başka da söyleyecek hiçbir şeyim yok. Zahide Yetiş'le yeniden başlasak programında bu kez bir babanın yardım çağrısı yanıt buldu. Yurttan kaçıp kaybolan 16 yaşındaki çocuk polisin yaptığı baskın sonucu uyuşturucu tacirlerinin elinden kurtarıldı. Baba oğlun duygu dolu kavuşması ekranları başındaki izleyicileri mutluluk gözyaşlarıyla izledi. Oğlum yavrumu kurtar. Belki de bunu izliyorlar, yok edecekler yavrumu, ne olur kurtarın. Kaybolan çocuklarının bulunması için Zahide Yetiş'in programına çıktılar. Gözyaşı döküp yardım istediler. Arkadaş kurbanı oldu Zahide Hanım, ne olur kurtarın. Sonunda 16 yaşındaki oğullarına kavuştular. Kokladım ben onu, kokladım hasta şahilim. Konya'da yaşayan 41 yaşındaki Fatih Yanık'ın ilk evliliğinden bir oğlu vardı. İddiaya göre arkadaş çevresinden uzaklaştırmak için çocuklarını yurda verdiler. Ancak her şey daha kötü oldu. Anne dedi, ben hiç iyi durumda değilim. Ben dedi yurttan kaçtım. Benim başımda çok kötü olaylar var. Telefon kapandıktan sonra bir daha 16 yaşındaki Şahin'e ulaşamadılar. Baba Yanık'sa Zahide Yetiş'le yeniden başlasak programına başvurdu. Oğlunun bulunmasını istedi. Ne olur kurban olayım, bir yardımcı olun yavrum abi. Ya bir polis yok mu, gelsin bir gidelim. Telefonu açık, bir gidelim abi, görüşelim ne olur. Yavrumu peşinde gidiyor vallahi, ne olur Allah. Şahin televizyonda gördüğü babasına mesaj attı. Ben İstanbul'dayım diyor. Ben torbacıların yanına düştüm babam diyor. Bunu yazarken onlar uyuyorlarmış. O yüzden bunları yazabiliyor, onu söylüyor. Programa gelen bir ihbar polisi harekete geçirdi. Belirlenen adrese baskın düzenlendi ve 16 yaşındaki genç kurtarıldı. Baba oğul günler sonra kavuştu. Kokunu özlemişim Şahin'im. Aslan oğlum. Çok kötü insanların eline düştüm. Çok dövdüler beni. Bana zorla madde satırmaya çalıştılar. Eğer satmazsan seni öldürürüz dediler. Beni tehdit ettiler. Aslan oğlum, aldık gayrı, şükürler olsun. Hadi. Dev gemi dev köprüyü yıktı geçti. 3 kilometre uzunluğundaki köprü kargo gemisinin çarpmasıyla parçalanıp suya gömüldü. Üstelik köprünün üstü otomobil doluydu. Hepsi içindekilerle birlikte denize düştü. Henüz can kaybı açıklaması yapılmadı ama yanıt bekleyen iki soru şu: kaç otomobil suya gömüldü, kaç kişi denizde kayboldu? Gemi köprünün ayağına çarptı. 3 kilometrelik köprü üzerindeki araçlarla birlikte suya çöktü. Geminin köprüye çarptığı an ve sonrasında köprünün çökmesi güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Dehşet anlarının yaşandığı yer Amerika Birleşik Devletleri Maryland eyaletinin Baltimore kenti. Singapur bandıralı bir kargo gemisi henüz belirlenemeyen bir nedenle Francis Scott Key Köprüsü'nün ayağına çarptı. Çarpma sonucu köprünün büyük bir kısmı çökerek suya gömüldü. Köprüyle birlikte üzerindeki araçlar da. Çarpışma sonrası gemi de alev aldı. Kazanın ardından Baltimore itfaiyesi ve arama kurtarma ekipleri çalışmalara başladı. Geminin ait olduğu şirketten yapılan açıklamada mürettebattan ölen ya da yaralanan olmadığı duyuruldu. Kazanın nedeni henüz belli değil. Ancak şirket geminin iki kılavuz kaptan öncülüğünde ilerlediğini bildirdi.
Kaza sırasında köprü üzerinde bulunan ve çok sayıda sivil aracın suya düştüğü ve yaralananlar olduğu belirtiliyor. Acil durum ekipleri tarafından havadan ve denizden geniş çaplı bir kurtarma operasyonu yürütülüyor. Baltimore itfaiyesi dalgıçların nehre düşen kişilerin yerini tespit etmeye çalıştığını bildirdi. Aylık kazancı 40 ila 50 bin lira arası. Çalışma şartları rahat, benzer işi yapan az sayıda kişi olduğu için de iş güvencesi de var. Kara borsaya düşen mesleklerden bahsediyoruz efendim. Mesela protest tırnak uzmanı ya da döner ustası. Çok kazandıran ve az bulunan mesleklerden sadece bazıları. Protest tırnak Türkiye'de yok. Yani çalışma arkadaşı bulmak çok zor. Hep arayış içindeyiz. Ne bankacı, ne yazılımcı, ne de mühendis. Son günlerde işverenleri adeta sıraya sokan, deyim yerindeyse kara borsaya düşen bazı meslekler var. O mesleklerden biri de protez tırnak ustası. Aşağı yukarı işte 5-6 senedir arıyorum. Birkaç kişi bulduk. Onlar da ya kalıyor ya kalmıyor. İyi olmuyor. Bazen sanatsal açıdan çok iyi çizimler yapamıyorlar. O yüzden ara vermek zorunda kalıyoruz. Zor ama sevsiniz çok güzel bir şey yani. Çok güzel meslek. Türklerden ziyade bu işi daha çok yabancı uyruklular yapıyor. Bu yüzden sektörde sürekli bir eleman ihtiyacı var. Daha yeni geldi burada. Onun için Türkler çok az yapıyor. Nerelisiniz? Özbekistan. Manikürcü arkadaşlarımız var burada ekip içinde. Onları da yönlendirmeye çalışıyoruz. Yaptırmaya çalışıyoruz. Birazcık nail art olarak ya da tırnak olarak birazcık ağır iş, uzun süren bir iş. Herkes yapmak istemiyor. Zor ama sevsiniz çok güzel bir şey. Yani. Çizim isteyen yetenek çok istiyor yani. Kazancı nasıl? Güzel para kazanırsınız. Yani 40 bin, 50 bin. Döner ustası bulmak da işveren için hiç kolay olmuyor. Çünkü iyi bir döner ustası olmak hem yetenek hem de tecrübe gerektiriyor. İşveren bulamıyor. İşveren çok zorlanıyor bu konuda. Aşırı derece zorlanıyor. Çünkü altı yetişen insan kaynağımız yok. Döner ustalarının maaşı da 45 bin liradan başlıyor. Ama kalifiye eleman bulmak zor. İlan verdiğiniz zaman döner ustası arıyoruz diye ne zaman dönüş oluyor? Hiç olmuyor. Bu çalışan 3 yıldır benim yanımda. Ya yetişiyor ona bakarsa o da diyor ben yurt dışına çıkacağım diyor. Almanya diyor... Avro veriyor diyor, sen Türk lirası veriyorsun diyor. Ben Almanya'ya gideceğim diyor. O da kaçıyor. Tabii canım. Belki siz geçersiniz artık. Yani yapacak bir şey yok. İş başa düşecek. Zor istihdam edilen diğer mesleklerse elektrik ustası, ızgaracı ve bulaşıkçı. 50 yaş üzerindeki her 3 kadından birinde, erkeklerde ise her 5'inden birinde görülüyor kemik erimesi. Hastalığın önüne geçmek için birinci şart kalsiyum ağırlıklı beslenme. Ardından da düzenli egzersiz geliyor. Araştırmanın belki de en ilginç noktası menopoz öncesi yapılması gereken zıplama egzersizleri. Yaramayı senede bir baktırıyoruz. Var mı peki? Şu anda geçti, vardı. Kemik erimesi için şu an için yüksek değil ama var. Ne yapıyorsunuz peki korunmak için? Vitamin alıyorum. Günde bir saate yakın yürüyüş yapıyorum. Artı yüzmeye gidiyorum. Yüzmek, yürüyüş yapmak, süt ve süt ürünleri ağırlıklı beslenmek, güneşten yararlanmak kemik erimesinin en bilinen önleyicileri. Ancak uzmanlar kemikleri güçlendirmek için zıplamanın da çok faydası olduğunu söylüyor. Vücuda böyle ağırlık bindiren hafif zıplama egzersizleri. Evet, onu ben de duydum ama... Kemik erimesinden ve sonrasında oluşabilecek kırıklardan korunmak aslında elimizde. Beslenmenin yanı sıra yapacağımız egzersizler de vücudumuzu koruyor. Üstelik de uzmanların söylediğine göre bu egzersizlerin omurgaya yük bindirmesi gerekiyor. Tıpkı gördüğünüz basit zıplama egzersizi gibi. Hafif dumbbell'larla çalışmak, ritmik olarak zıplamak, zıplama içeren dans figürleri yapmak, menopoz öncesi yapılan tüm bu egzersizler omurgayı ve kemik yoğunluğunu güçlendiriyor. Bizim aslında önerdiğimiz genel kavram omurgaya yük bindiren egzersizler. Bunlar tabii ki bildiğiniz gibi ağırlık kaldırarak yapılan egzersizler bunlar arasında sayılabilir ama toplum olarak bunları yapmayı çok sevmiyoruz. Sıçrama egzersizi dediğimiz egzersizler var. Bunlar hani her yerde, evde, ofiste yapılabilen basit egzersizler. Bunları öneriyoruz çünkü bunlar hem kasları çalıştırıyor hem omurgaya kemikleri yük bindirerek kemik erimesi açısından faydalı olabiliyor. Sıçrama egzersizinin kemik erimesi riskini azalttığı ortaya çıktı. Bu çalışmalar bize bu sıçrama egzersizini yapan kişilerin özellikle 50 yaş sonrası kemik erimesine yakalanma oranlarının daha az olduğunu gösteriyor. Uzmanlara göre kemik erimesi taramalarının ihmal edilmemesi gerekiyor.
En çok karşımıza çıkan da çok basit bir düşmeyle ya da bazen ayak takılmasıyla olan, işte ayak bileğinde kırık, el bileğinde kırık, bazen omurgada çökme kırıkları. Bunlardan korunmak için aslında biz bu kemik erimesi taramalarını, tedavilerini, bu destekleri öneriyoruz. Bültenimizin sonuna geldik. Yarın da her şeyden haberiniz olsun diye saat 18.15'te Star Ana Haber'de buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim.